Yılmazlar Et ve Kasabın sunduğu spor gecesi başlıyor. Efendim, hepinize iyi geceler diliyoruz. Hoş geldiniz. Yine dop dolu bir spor gecesi canlı yayınıyla karşınızdayız. Yine birileri bütün gün çalıştı, birileri bütün gün havuz başında, deniz kenarında limonatasını yudumlayıp yılın yorgunluğunu attı. Instagram'dan paylaşımlar yaptı. Kıbrıs'ın, güneşinin, denizinin, havuzunun tadını çıkardı. Kimden bahsettiğimi hepiniz anlıyorsunuz. Elbette. Ya yok. Sen ne kadar haysiyetsiz bir insan evladısın. La oğlum, beni var ya, bugün yine neredeyse bütün Türkiye ile, olmadı Belçika ile, İtalya ile konuşturttun lan. La bırak, huzur ver de bir tatil yapalım be kardeşim. La herkesle evet. Konuşturtulur mu hemen bir insan evladı? Onu aradın mı? Bunu aradın mı? Bunu sorsana. Onu sorsana. O oldu mu? Bak buradan bir şey geldi, sen oraya da bir çek et. Lan ben çekmek miyim ben? Gökhan Dinç birazdan Galatasaray'ın transfer hedefinin bir numaralı ismi ve Galatasaray'ın masada olduğu William Carvalho ile ilgili tüm detayları sizlerle paylaşacak. Burada fake isimler yok. Galatasaray'ın gerçek listesinin, gerçek hedeflerinin geldiği son noktayı birazdan sizlerle paylaşacağız. Farkındaysanız sosyal medyada Galatasaray ile ilgili 150 isim yazıldı. Ama Galatasaray'ın gerçekte görüştüğü sol baken William Carvalho ve Morgan Sanson ile ilgili tüm detayları birazdan sizlerle paylaşacağız. Ayrıca Kaan Ayhan ve Mert Müldür'de son durum ne? Marka için Zenit'in masadaki teklifi ne? Marka ne istiyor? Galatasaray yönetimine ne söyledi? Bunların hepsini birazdan sizlerle paylaşacağız. Galatasaray'ın yeni transferi Abdülkerim açıklandı. Ali Koç'la Abdülkerim arasında geçen bütün diyalogları yine Gökhan Dinç birazdan sizle paylaşacak ama önce Ahmet Ağaoğlu'nun bazı açıklamaları var. Yayına onunla başlayalım. İzleyicilerimiz gelsinler. İzleyicilerimiz geldikten sonra da tüm ayrıntılara geçelim. Değil mi Gökhan'cığım? Niye abi? Ahmet Ağaoğlu'nun ayrıntıları yorumlanması falan onunla haber değil mi? Tabii ki. Transfer haberi açısından söylüyorum. Tabii ki. O yüzden. Transfer bitince ne yapacaksın o zaman, onu suçun. Bu arada bugün önemli misafirlerimiz vardı. Kıbrıs'ta yaşayan genç arkadaşlarımız, öğrenci arkadaşlarımız Batuhan Varol bugün arkadaşlarıyla beraber, kız arkadaşıyla beraber ve kız arkadaşının arkadaşlarıyla beraber 6 kişi buraya geldiler, ziyarete geldiler. Fotoğraf çektirdik, tanıştık. Çok keyifli bir sohbet oldu. Sana da selamları var. Seni de burada görmek istiyorlar. Ben de dedim ki Temmuz ayında onu gönderiyorum buraya. Temmuz ayında da onu ziyaret edersiniz inşallah dedim. Abi çocuklar, o zaman genç çocuklara bir yemek ısmarlasaydın, yemek yedirmeden yollamasaydın çocukları. Yok, kahve çay ısmarladık, yolladık. Daha fazla zarar vermesinler istedik. Şaka bir tarafa. Batuhan Varol'a ve ona sürpriz yapıp, ya çünkü kız arkadaşı bana mesaj atmıştı DM'den. Meğersem sonradan öğreniyorum ki Batuhan'a sürpriz yapmak içinmiş bu organizasyon. O nedenle de Batuhan'a ve kız arkadaşına da teşekkür ederiz. Yanındaki arkadaşlara da kucak dolusu öpücükler gönderiyorum. Burada okuyan bütün arkadaşlara. Kıbrıs'ta Tarkan gibi hissettiği bir günün perde arkasını. kapat. Sen Tarkan markanı boş ver de kapat. Mehmet ya. Kapat. Tarkan Efendi evet. Kapat. Sayın Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Başkanı demiş ki son 3-4 aylık süreç içerisinde Trabzonspor'un odağını alan bir takım söylemler hepimizin malumu. Biz bunlara alışığız ancak burada en fazla dikkatimi çeken ifadelerden birisi Trabzon merkezli bir futbol dünyası oluşturuluyor ifadesiydi. Trabzon olarak ülke sporunun sanki kıyısındaydık da merkezine girmek istiyormuşuz gibi anlatılıyor. Trabzon futbolu Cumhuriyet kurulduğundan beri Türk futbolunun 3 ayağından biridir. Trabzon Cumhuriyet kurulduğundan beri ülke futbolunun tam merkezindedir. Transferde iki mevki için iki futbolcuyla görüşmelerimiz devam ediyor diyor. Ahmet Ağaoğlu'nun burada hedef aldığı kişi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç. Ali Koç biliyorsun Trabzon merkezli bir futbol düşünülüyor. Bunun için mücadele veriliyor gibi bir açıklama yapmıştı. O açıklamalara bir dur dedi bu aralar Ali Koç. Ahmet Ağaoğlu'nun bu açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsun Gökhan? Yani o sadece Trabzon merkezli değil, hem Trabzon hem Rize, Giresun. Dolayısıyla o bölgedeki, o bölge insanının, Türk futbolunu yönetenlerin
içerisinde fazla sayıda olması sebebiyle ve o böyle bir dönemde de Trabzonspor'un şampiyon olması sebebiyle Ali Koç'un yaptığı bir göndermeydi. İnsanlar karnından konuşmayacak. Burada Ali Koç'a da sesleniyorum. Sayın Ahmetoğlu'na, Ağoğlu'na da sesleniyorum. Eğer ki siz kimi hedef alıyorsanız gidip onunla konuşacaksınız. Bir gün ona böyle, bir gün şöyle demeyeceksiniz. Yani Ahmet Ağoğlu, Ali Koç'la ilgili, Ali Koç da Ahmet Ağoğlu'yla ilgili güzellemeler yaptıkları zamanlar vardı. Şimdi Sayın Başkan Ahmet Ağoğlu, Ali Koç'un Ali Koç olduğunu söylemeden, direkt Ali Koç'a olmadan, işte banttan göreyim ben onu, direkt kendi üzerine alınmasın. İşte o, eğer Fenerbahçe bir açıklama yaparsa, aa bak ben onu dememiştim ki, işte siz kendi üzerinize alındınız gibi garip garip ifadeler oluyor. Ben Ahmet Ağoğlu'nun burada her kimse bunu söyleyen, Trabzon merkezi bir futbol dünyası, demek ki Trabzon merkezli bir değil de Karadeniz merkezli bir futbol dünyası oluşturuluyor yani. Sonuç itibariyle ortada zaten çok fazla sayıda Karadeniz takımı vardı. Şimdi İstanbul takımlarının sayısı bir hayli fazla oldu. Çok da haksız olacak diye bir haksız bir ifade değil yani. Sonuç itibariyle Cumhurbaşkanımız Rizeli, Servet Yardımcı var. Dünya kadar insan, ya bir sürü işte hakemler var, o bölge işte hakemi, bu bölge hakemi, Servet Yardımcı'nın hakemi şuydu buydu, Can Aktürk'e ve ailesine kucak dolusu selamlar. Dolayısıyla çok da haksız bir şey değil. Ama şunu söylemek de şeyiz, hani biz bunlara alışığız. Neye alışıksınız Sayın Başkan? Yani kaç yıl sonra şampiyon oldu Trabzonspor? Bir bunu sindirip önümüzdeki sezonun yaptığınız harika transferlerin keyfini çıkartacağınıza şu anda... Divan Kurulu toplantısında galiba bu açıklamalar yapıldı Trabzon'da. Dolayısıyla hani siz bunların açıklamasını yapacağınızda, bu tip açıklamalar, bu tip söylemler yapacağınızda, ben de şampiyonluğun keyfini sürün. Şampiyon takımsınız abi, sizin arkanızdan kim ne derse desin. Kim ne derse desin. Bu ülkede zaten şampiyon olunca hiç kimse aa helal olsun, iyi, tebrik ederim şampiyon oldunuz demiyor. Dolayısıyla size de demeyecek tabii. Ne zannediyorsunuz ki? Alışıksınız, o zaman reaksiyon vermeyeceksiniz Sayın Başkan. Yani öyle, yanlış mıyım ya? Yani alışıksınız o zaman. Abi yayın var mı yarın diyor. Var. Her gün yayın var arkadaşlar. Saat 23'te canlı yayındayız. Bu, yani bizim şeyimiz bu. Olayımız bu. 2-3 tane mottomuz var. Bir tanesi bir de tekrar okuyabilir miyiz aşağıyı? Kaçırdım. O gitti, o bir daha gelmez. Her firavunun vardır bir Musa'sı. Değil mi Gökhan? Aynen abi. Bir de it yürür, kervan yürür abi. Bu ara şey olunca böyle fazla izlenince filan çok şey yapmaya başladık. Yine rahatsız etmeye başladık insanları. İnsanlar bizi kendi seviyelerine indirmeye çalışıyorlar. Ben onlara şu tavsiyeyi yapıyorum. Çok çalışın, bizim seviyemize gelmeye çalışın. Biz de bununla mutlu oluruz. Biz herkes bu işten ekmek kazanıyor. Ekmek kazanan, ekmek parası için mücadele eden herkesin yanındayız, destekçisiyiz. Bunu söylüyoruz. Biz kimseyi aşağıya çekmeye çalışmıyoruz. Biz hep iyi olmaya çalışıyoruz. Bunun için de sabah kalkıyoruz, telefondayız. Akşam yatarken yine telefondayız. Bunun için mücadele veriyoruz. Size de bunu tavsiye ediyoruz. Kimseyi aşağıya çekmeye çalışmayın. Ona geleyim. İt yürür, kervan yürür. Biz de kervanı yürütmeye çalışıyoruz. Gökhan'cığım, var mı ekleyeceğin başka Ahmet Ağoğlu ile ilgili? Ahmet Ağoğlu ile ilgili değil de bir geçiş yapalım. Akışımızda Ali Koç'un Mehmet Büyükekşi ile ilgili bir fotoğrafı var. Düne kadar, ver fotoğrafı Mehmet. Mehmet ver fotoğrafı abicim. Kapatırım çıkarım. Al fotoğrafı Mehmet. Ver fotoğrafı ben... Mehmet. Tamam, Gökhan'ın kanalının sahip gelinen bir tanesi. Böylece bunu ispat etmiş olduk. İşin latifesi bir tarafı arkadaşlar. Şimdi insanların fikirleri belirli bir zaman sonra birbiriyle çelişebilir. İnsanların söylemleri zaman zaman, çok kabul etmesem de, zaman zaman söylemleri birbiriyle çelişebilir. Bunlar son derece normal. Ama siz bir hafta 10 gün öncesine kadar FETÖ ile iltisaklandırdığınız bir ismi Cumhurbaşkanı'na söylem olarak, ne olur bu yanlıştan dönelim, yapmayalım böyle bir şeyi dedikten sonra ve hani bu fotoğrafı vermeniz böyle çok mantıklı olmuyor. Yani bir uyuşmuyor bende, durmuyor bende, oturmuyor yani. Anladın mı? Yani Batuhan mesaj atmış teşekkür ederim diye. Sana da selam söylemiş tekrar. Şimdi böyle bir söylem yapıyorsanız eylemlerinizin de o söylemle tutarlı olması lazım abi.
Yani evet, Kulüpler Birliği Başkanı oldunuz ama bu plaketi, bu fotoğrafı vermeseniz de olur abi. Ne yapacaksın ki? Federasyon başkanına plaket versen ne olur, vermesen ne olur Kulüpler Birliği Başkanı olarak? Ha tamam, şöyle. Siz o dönem Kulüpler Birliği Başkanı değildiniz, federasyon başkanıydınız. Fenerbahçe başkanıydınız. O zaman böyleydi fikriniz. Kulüpler Birliği Başkanı olunca fikriniz değişmiyor. Anlatabiliyor muyum? Fikriniz değişmiyor yani. Değişmemeli fikriniz. Söylemleriniz de eylemleriniz bir olacak. Ben Ali Koç Başkanı görevi geldiğinden buraya Eber'i en çok eleştirdiğim şeylerden bir tanesi o. Lan var FETÖ'cü. Hakemler FETÖ'cü. Gözlemcilerin arasında ahbap çavuş ilişkisi var. TFF'de hala FETÖ'cüler var. O var, bu var. Yeni başkan adayı FETÖ'cü diyorsun. Sonra kalkıyorsunuz bu fotoğrafı veriyorsunuz. 2-3 günlük operasyonlarında çok başarılı buluyorum. Harika işler yapacak gibi gözüküyorlar falan diyorsunuz. Tamam, güzel söylemler de ama bir önceki ne oldu? Ya bir hafta 10 gün içinde ne değişti de Sayın Başkan Ali Koç Sayın Büyükekşi ile bu kadar samimi? Bu arada Sayın Büyükekşi'nin de MHK ile ilgili planları var. Onları da ilerleyen tahkim kurulu ile ilgili planları var. Onları da ilerleyen günlerde anlatacağım. Enteresan, orada bir yer yerinden oynuyor yani. Taşlar yerinden oynuyor. Aykutan İlkan, teşekkür ederiz kardeşim. Telefondayım, katılmayı beceremedim. Katılmış sayın. Neye katılmış? Yani katıl üyesi olmaktan bahsediyor acaba, bilmiyorum. Katılmayı beceremedim. Estağfurullah, biz yani biz ne biliyor ne öğrendiysek onu yapmaya çalışıyoruz. Yani 30 yıldır bunu yapıyoruz. Bundan farklı bir şey yapmadık. Bildiğimiz işi yapıyoruz yani. Her seferinde de devam ediyoruz. Çıtayı daha da yukarı koyuyoruz. Hedeflerimiz daha büyük. Ya bugün anlık 10 bin izleniyoruz. İnşallah 20 bin izlenmeyi, 30 bin izlenmeyi. Yani videolarımız 70 bin izleniyor. 100 bin izlenmeyi, 150 bini, 200 bini, 1 milyon aboneyi hedefliyoruz. Bizim olayımız bu. Yani aşağıya değil yukarıya bakıyoruz. Yok abi. Yukarıya da bakmaya devam edeceğiz abi. Ve önümüze bakmaya. We are not looking back. We are looking front muydu? We are looking front yani. Peki abi, Ali Bey 3 gün önce başka bir şey söylüyor. 3 gün sonra başka bir şey söylüyor. Yarın yine başka şeyler söyleyebilir. Yani biz Ali Bey de 4 yıldır bunu net gördük. Yani Ali Bey'in bugün söylediği yarın söylediğinden daha farklı oluyor. Başka gün söylediği başka farklı oluyor falan filan. Yani o sebeple devam edelim. Bu da Kulüpler Birliği ile TFF'nin paylaştığı fotoğraf. Dün biliyorsun bu toplantı yapılmıştı Gökhan. Bu toplantı ayrıntılarında Gökhan Dinç burada dünkü yayını anlatmıştı. Tekrar girmeyelim. Mehmet ne demiş Arkan Öz? Mehmet'e de bakalım sevgili kardeşimize. Meyve veren ağaç taşlanır abilerim. Doğru yolda yürüyen sizlerin her daim destekçisiyiz demiş. Sağ ol kardeşim. Senin gibi çok insan var. Her şeyi görüyor. Niyetiniz hayırsa akıbetiniz hayır olur. Bizim niyetimiz hayır. Biz ona inanıyoruz. Gelelim Ozan Tufan'a. Ozan Tufan'ın az önce Fenerbahçe Kulübü Acun Ilıcan'ın sahibi olduğu Alstie'ye transfer olduğunu resmen açıkladı. Çok uzun zamandır bu konu tartışılıyordu, konuşuluyordu. Fenerbahçe Kulübü de bir bilgilendirme notuyla oyuncumuz Ozan Tufan'ın Alstie'ye transferi konusunda İngiliz kulübüyle prensip anlaşması sağlanmıştır. Ozan Tufan kişisel görüşmelerini gerçekleştirmek ve sağlık kontrolünden geçmek için yarın İngiltere'ye gidecektir diyor Fenerbahçe Kulübü. Mehmet konuyla ilgili Acun Ilıcalı da bir açıklama yapmış. Eğer bunun dışında, yani Ozan'la görüşmüştür muhtemelen. Eğer onunla ilgili bu haberi yenileyecek bir şeyse, tam yayına girerken Acun Ilıcalı açıklama yaptı diye bir mesaj geldi. Telefondan yayın yaptığım için de mesajın detaylarını bilmiyorum. Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamaya da bir bakarsan belki haberi geliştiririz. Ben Ozan Tufan'ın Hull City'de umarım ve dilerim ki bir daha geri dönmemek üzere başarılı olmasını istiyorum. Ozan Tufan geçmişte Bursaspor'da oynadığı futbolu bir türlü Fenerbahçe formasıyla gösteremedi. Bu anlamda son derece üzgünüm. Yani kendisine yapılan çok ciddi bir yatırım vardı. O yatırımın karşılığını veremedi. Emre Güngör, teşekkür ederiz. Ben Ozan Tufan'dan inşallah Hull City ya da Hull City neyse bir şekilde orada göstereceği performansın kendisi ve Türk futbolu adına orada oynaması, kendisini geliştirmesi için çok önemli. Milli takımdaki performansını da etkileyeceğini düşünüyorum Haluk ben. Özellikle Avrupa kulüplerinde, İngiltere'de, İspanya'da, İtalya'da, Almanya'da, İsviçre'de, Avusturya'da forma giyen oyuncuların performansları gördükleri antrenmanla birlikte bir hayli yükselebiliyor. O nedenle Ozan Tufan'ın gelişimine katkı sağlayabilecek bir transfer olur diye düşünüyorum inşallah. Bir kiralık mı yoksa tamam mı yani şey mi bonservisiyle mi verdiler bilmiyorum. Muhtemelen kiralık vermişler gibi algıladım ben. Ben de abi, o çok da yani önemli değil. Sonuç itibariyle Ozan Tufan zaten... Olur mu önemli değil abi? Ozan Tufan evet. Fenerbahçe'den bonservis, Fenerbahçe'ye bonservis kazandırarak giderse ya Survivor'ın ratingleri yani düşebilir. Çok,
Nasıl Eyüp Spor'da Murat Bey Galatasaraylı ya, Acun'da Fenerbahçeli, Acun Ilıcalı'da. Acun Ilıcalı'da Ozan Tufan. Yani öyle bak meseleye. Yani bir şeye ihtiyaç varsa Acun Ilıcalı halleder. Ozan Tufan oraya gider filan. Yani burada önemli olan Fenerbahçe'nin Ozan Tufan'dan ne kazandığından çok, Ozan Tufan benim için çok, ben çok değer verdiğim bir oyuncu Ozan Tufan. Çok da beğendiğim bir oyuncu. Az önce sen de söyledin. Bursa Spor'da müthiş bir performans sergiledi. Fenerbahçe'de istenmedi. Alanya'ya gitti. Alanya'da ortaya koyduğu performans çok değerliydi. Ama şunu net olarak söyleyeyim. İnşallah çok başarılı olur. Hull City'nin de başarılı olmasını çok istiyorum. Bir Türk sahibi var, Acun Ilıcalı. Çok da kafa yoruyor Hull City'nin başarılı olması için. İnşallah Premier Lig'e Hull City'yi çıkartır. Önemli başarılara imza atar. Yani bir Türk'ün Premier Lig'de bir kulüp sahibi olması çok değerli bizim için. Acun'u seven var, sevmeyen var. Fenerbahçeli olduğu için kızan var. Ama şöyle bakmak lazım. Acun bir Türk evladı. İnşallah Premier Lig'de de Hull City'yi oraya çıkartır ve çok başarılı olur. Yani bu anlamda da destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum Acun Ilıcalı'ya. Yok abi. Yani buradan nasıl destek, ne kadar destek verebiliriz bilmiyorum ama verebileceğimiz destek yani Hull City'nin her maçını kazanmayı istemekten başka bir şey değil. Bu anlamda ben de senin gibi düşünüyorum. Acun'la ben Beşiktaş muhabirliği yaptım aynı dönemde. Acun çok iyi bir insan bir kere. Hani onu söyleyeyim. Çok iyi bir insan. Başarılı olmasını, zaten televizyon tarihinin önemli yıldız isimlerinden birisiydi. Umarım ve dilerim ki oraya bir yatırım yaptı. Teşekkürler Coşkun'cum. Oraya bir yatırım yaptı ve o yatırımı da, çünkü biliyorsun lige çıkarsan bir para alıyorsun, ligden düşsen de bir para alıyorsun, ligde kalırsan bir para alıyorsun, alıyorsun da alıyorsun abi. Yani Premier Lig'de alıyorsun da alıyorsun. İnşallah Acun'un yatırımı karşılığını bulur. Premier Lig'e çıksın. Ozan Tufan çıkarsın Premier Lig'e mesela. Ozan evet. Tufan muhteşem oynasın. Goller atsın, attırsın. Sayısız işte 30 asist, 28 gol falan atsın. Ve Hull City'yi birlikte iki Türk sırtlayarak götürsünler. Benim isteğim bu. Dolayısıyla inşallah dediğimiz gibi olur. Peki. Bu arada Acun demişken TV8.5 önümüzdeki yıl spor yatırımları yapacakmış Gökhan. Fırat Aydınus, Rıdvan Dilmen ve benim çok sevdiğim Murat Kosova birlikte program yapacaklarmış TV8.5'ta. Yani burada da spor izleyicisi var ağırlıklı olarak. O sebeple bunu da söylemiş olalım. Fırat Aydınus hakemliği bıraktı, ekranlara dönüyor ki sen bunu hep söylemiştin. Mutlaka Fırat Aydınus bir televizyon programı yapacak demiştin. Bakalım, hakemliği iyiydi. Son dönemlerde çok koşamıyordu. Eyyamı da vardı biraz ama genel olarak ben Türkiye'nin iyi hakemlerinden bir tanesiydi. Yayın performansında merak etmiyor değilim. Onu söyleyeyim. Ama Fırat Aydınus güzel bir televizyon programı olabilir. İyi bir alternatif olacaktır. En azından futbolun konuşulduğu tarzda bir spor programı olacaktır diye düşünüyorum ama ben Rıdvan Hoca'nın yani neyse şimdi bir şey demeyeyim. Fırat Aydınus'a ben televizyon yöneticisiyken iki kez teklifte bulunmuştum. Hani bitirir bitirmez gel, bitirecek misin? Çünkü ayrılıyordu, ayrılacaktı, dedikoduları vardı, bırakacaktı hakemliği. O tip ifadeleri vardı. İki kez görüşmüştüm kendisiyle. Çok severim ben Fırat Aydınus'u. İyi hakemdi. Cüneyt Çakır'a sağlanan fırsat, eğer Fırat Aydınus sağlanmış olsaydı başka türlü bir hakemimiz olurdu Fırat Aydınus. Ama Eyyam yapmadığı, işte yaptığı, canını yaktığı takımlar da vardır, kulüpler de vardır. Onlar da haklarını helal etsinler. Artık televizyon ekranlarında eski takım arkadaşlarını değerlendirecek ve yorumlayacak. Hangisinin zor olduğunu merak ediyorum. Kuşkusuz hakemlik yapmak, konuşmaktan daha zordur diye düşünüyorum. Arda Güler gibi benim çok değer verdiğim bir başka oyuncu Emirhan, Beşiktaş'taki Emirhan. Onu da çok değer veriyorum. Çok da beğeniyorum. Önü yolu açık olsun. Allah sakatlık vermesin, kaza bela vermesin. Çok başarılı olacağını düşünüyorum. O da bugün bir açıklama yapmış. Altyapının önemine değinmiş. Yani genç oyuncuların ortaya koyduğu performans çok değerli. Altyapılarda çok iyi futbolcular var. Galatasaray'da Emirhan Kayar var mesela. Bence çok yetenekli. Bizim altyapıda Semih Kılıçsoy, Demir Ege Tıknaz var. Çok yetenekliler. Şans gelirse hiçbiri kimsenin yüzünü kara çıkartmaz diyor Emirhan, İlkan. Ben Emirhan'ı, Arda'yı, Galatasaray'da belki onlardan daha büyük ama Kerem Aktürkoğlu'nu falan çok önemsiyorum. Yunus Akgün'ü. Yani bunlar Türk futbolunun geleceği.
altyapılar çok değerli abi. Altyapı organizasyonunu bir türlü Türkiye'de dört dörtlük sağlayamıyoruz. Güvenemiyoruz bu oyunculara. Mesela Arda Güler, yani bence çok başka bir süper yıldız efekti var. Yani ışığı var çocukta. Bambaşka bir noktaya gelecek. Emirhan Yıldız adayı çok önemli bir oyuncu. Yani artık Yunus ve Kerem Aktürkoğlu için yani genç yıldızlar diyebiliriz. O sınıfa geldiler. Tabii Yunus Akgün'ün Galatasaray performansını da görmek lazım. Geçen sene Demirspor'la müthiş bir performans sergiledi. Yani biz artık bu çocuklara güvenmeliyiz. Altyapıya daha büyük yatırımlar yapmalıyız. Hayır, bir de neden biliyor musun yatırım yapmalıyız? Altyapıya yaptığın yatırım, oyuncuya verdiğin maaş, verdiğin yemek, yol parası, kalma ücreti dışında bir şey yok. Ama sen şimdi 3,5 milyon euro bonservis, 5 milyon euro bonservis, 3,5 milyon euro yıllık ücretle sen bir oyuncuyu transfer ettiğinde altyapıdan ona o paralara, yani 7-7,5 milyon eurolara ya da 5 milyon eurolara dünya kadar yıldız yetiştirebilirsin. Altyapıda var bu oyuncuların. Ciddi anlamda var. Sadece cesaret gösteremiyorsun. Ya kardeşim, mali tablolar yerle bir olmuş. Kulüpler batmış. Hepsinin açlıktan nefesi kokuyor. Ama dönüyorsun yine, vay efendim işte şu kadar milyon euroya transfer, bu kadar milyon euroya transfer. Var abi işte altında. Oynat. Oynat abi. Kimse demese. Neden? Çünkü günü kurtarma. Büyük başkan. Büyük başkan diyecekler ya mesela. Büyük bir tanesi de buralarda yani. Hani bu seviyelerde yönetmesi lazım. Anlatabildim mi? İnsanların yani bu seviyelerde yönetmesi lazım. O yüzden yani buralarda bu işleri yapmak lazım. Altyapılara dönmek lazım. Dayanamadım değil mi? Dayanamadım. Dayanamadım da neyse. Abi 1200 Ömer demiş ki 7000 izleyen var, 1100 demiş, 1200 like var. Tabi bizi abone olmadan izleyenler varsa abi, YouTube'da tabi şöyle oluyor, yani çok hakim de değil insanlar. Yani beğenmenin ne demek olduğunu bilmeyen var, abone olmanın ne olduğunu bilmeyen var. Yani bunları hani abone ya, bilen olup bilen varsa abone olmayan varsa olsun. Bilmeyen varsa onun da canı sağ olsun yani. Ne diyeyim ki, abartmayın. Abi beğen diye bir tuş var. Şuna var, ona basacaksınız. Orada abone ol diye bir şey var. Ona basıyorsunuz. Abone oluyorsunuz. Bu abonelik Netflix aboneliği ya da Disney Plus aboneliği gibi değil. Bedava abonelik. Abone oluyorsunuz. O abone sayısı yükseldikçe bizim için iyi bir şey oluyor. Altta da zaten sayısız yorum atıyorsunuz. Hadi Galatasaray'a geçin, hadi Galatasaray'a geçin diye muhtemelen. Hadi geçelim. Ben şu Galatasaray'ın bir numaralı. Abi, Fernando Hernandez miydi? Onu bir ekrana getirdi. Arda'yı çok abartıyorsunuz gibi bir şey söylemiş. İnanın bana, hiç abartmıyoruz. Çok yetenekli, müthiş potansiyelli. Allah nazardan saklasın. Ben çok önemsediğim bir oyuncu. İnşallah çok daha büyük yıldız olacak. Göreceksiniz. Bak bunu net göreceksiniz. Yani yakın zamanda. Peki Galatasaray'a geçelim. Şimdi Galatasaray'a geçmeden önce şunu söyleyeceğim. Ya geç yani onunla başlayacağım. Birçok konumuz var. Marco A'yı konuşacağız, Sol Bakeni konuşacağız, William Carvalho'yu konuşacağız, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Morgan Sanson. Dün de biraz söyledim. Galatasaray'la ilgili Abdülkerim var. Abdülkerim'in açıklandı bugün, onun videosunu yayınlayacağız ama o videoyu yayınlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Galatasaray'da hepiniz farkındasınızdır. Korkunç bir bilgi kirliliği var. Galatasaray'da çok sayıda isim var ve çok sayıda isim insanların kafasını karıştırıyor. Burada ilk günden beri söyledik, çok isim vermemeye özen göstereceğiz diye. Bu isimlerin hiçbirisi doğru değil demiyorum. Birçok isim, medyada yer alan isim, Galatasaray'ın geniş listesinde yer alan isimlerden bazıları. Ama bu isimlerin birçoğuyla şu ana kadar temas dahi kurulmadı. Yani Galatasaray'ın bir geniş listesi var. Menajerlerin önerdiği onlar bunlar. Yani Galatasaray yönetimi aslında ilgilendiği oyuncuları bir ayrı gizli tutuyor. O gizli tuttuğu iki ismi de dün burada size söylemiştik. Sol Baken ve William Carvalho. Bu iki isim Galatasaray'ın öncelikli ve mesai harcadığı isimler. Diğer isimler de Galatasaray'a teklif ediliyor. Bu isimlerle ilgili de mutlaka temaslar var ama Galatasaray özellikle Sol Baken ve William Carvalho transferini bitirmek için çok yoğun mesai harcıyor. Onunla ilgili detayları da Sol Baken'le ilgili ben vereceğim. William Carvalho ile ilgili de Gökhan size anlatacak ama önce Galatasaray taraftarının çok beğendiği, mutlu olduğu bir transfer var, Abdülkerim. Abdülkerim'in videosu birazdan
ekranda olacak. Arkadaşlarımız hazırlasın. Hocam elinize sağlık. Çok net program yapıyorsunuz. Scarpa 10 numara için düşünüyor mu? Sol beken durum nedir? Emre birazdan anlatıyoruz sevgili kardeşim bu konuları. Evet, ver abi Abdülkerim'in videosunu. Hayırlı uğurlu olsun. Bu video aynı zamanda kamuoyu aydınlatma platformu KAP. Ya ben hep onu karıştırıyorum. Bir izleyicimiz de ona takmış. Hep böyle söylüyorsun abi filan diyor. Kamuoyu aydınlatma değil mi? Doğrusu o Gökhan. KAP'a bildirdiler. 3+1 yıllık sözleşme. 17 milyonla başlıyor. Son senesi 29.325 milyon TL'ye kadar yükseliyor. 2.8 milyon euro da kulübüne bir transfer bedeli ödendi. Galatasaray'ın bu yaklaşımını son derece beğeniyorum Gökhan. Onu söyleyeyim. Neden beğeniyorum? Tüm rakamları net bir şekilde paylaşıyor. Hem bonservisi, hem oyuncuların, hem Okan Buruk'un. İsteseler de açıklamayabilirler biliyorsun bunu. Belli bir rakamın altında açıklama zorunluluğu yok. Ama Galatasaray bu rakamları açıklıyor. Bu sebeple de Galatasaray kulübünü bu şeffaflığı sebebiyle tebrik ediyorum. Onu da söyleyeyim. Önemli bir transfer. Bu oyuncu hep anlattık. İki gündür anlatıyoruz. Hem Beşiktaş'ın hem Fenerbahçe'nin masasından aldı Galatasaray Abdülkerim Bardakçı'yı. Elbette Abdülkerim Bardakçı'nın da Galatasaray tercihi bu transferde önemli rol oynadı. Ama biliyorsun Fenerbahçe'ye çok yakındı. Konyaspor'la Fenerbahçe anlaştı. Sonra Abdülkerim Bardakçı ile Ali Koç arasında bir telefon konuşması olduğu haberi yer aldı bugün. Hem Pirana'da hem Hakan Can bizim meslek büyüğü abimiz. Onun sanıyorum YouTube kanalında bir haber yer aldı. Mehmet'ten rica edelim o haberi ekrana getirsin. Onun üzerinde de değerlendirmeler yapalım. Hakan Can diyor ki Ali Koç transfer görüşmesini bizzat yapmak için Abdülkerim Bardakçı'yı arıyor. Ne kadar istiyorsun diyor. 1 milyon euro civarında bir rakam söylüyor. Ali Koç sinirleniyor. Sen bu kadar para eder misin diye soruyor. Ali Koç karakter açısından bir sıkıntı görüyorum. Bir sezon iyi futbol oynayıp böyle deli paralar istiyorsunuz diyor. İyice şaşırıyor Abdülkerim ve sonra başkanını arıyor. Fenerbahçe size ve bana ne verirse versin. Ben Fenerbahçe'ye gitmek istemiyorum diyor. Ne diyorsun Gökhan? Hakan abiyi tebrik ediyorum. Pirana'da bu haberden sonra Pirana'dan da görelim onu. Pirana kısmı varsa çünkü Pirana kısmı ile Hakan abi kısmı arasında birazcık farklılıklar var. Ben Hakan Can'dan gördüm ilk haberi. O anlamda ben Hakan Can'dan görelim istedim haberi. Ardından da haberi geliştirmiş ve daha da geliştirmiş Pirana bizim genç arkadaşlar. O anlamda onları da tebrik ederim. Hakan abiyi de tebrik edelim. Şimdi, kibir böyle bir şey. Siz eğer Pirana da hazırsa onu da verelim Mehmet. Kimsenin hakkını geçmesin yani. Çünkü oradaki bilgiler de Hakan evet, abinin bilgilerinin evet, üzerindeki bilgiler de var yani. Gelişmiş bilgiler de var. Onu da söyleyelim. Bir yukarı gel. Alttan mı? Gel. Tamam. Diyor ki Ali Koç sadece 2 yıl Süper Lig'de oynamış bir futbolcusun. Hal böyleyken Fenerbahçe seni istemişken böyle uyanıklıkların peşinden koşman bana göre karakter zafiyetidir. Cin olmadan adam çarpma Abdülkerim diyor. Ya yani ben cin olmadan adam çarpma kısmını söyleyeceğini düşünmüyorum Ali Bey'in. Yani ona şer koyuyorum. Ama böyle uyanıkların peşinden koşmam bana göre karakter zafiyetidir. Dediğine inanıyorum. Bunu söyleyeyim. Şimdi Galatasaray'ın bir futbolcusu Abdülkerim. Ali Koç bunu tabii Galatasaray'ın futbolcusu değilken söylüyor. Yani Fenerbahçe alırken karakterli, Fenerbahçe'ye onay vermeyince karaktersiz, karakter zafiyeti bunlar olmuyor. Onu söyleyeyim. Kibir dünyanın en rahatsız edici ve dünyanın en çok böyle insanların nefretine sebep olacak bir şeydir. Parayla her şeyi satın alabileceğini zanneden insanlar parayla Abdülkerim'i alamayacaklarını gördüler. Parayla her şeyi satın alabilirsiniz. Her şeyi. Bazen belki bir insanı da satın alabilirsiniz. Ama bazı insanları satın alamazsınız. Ve bazı insanlara da karakterlik, karakter zafiyeti gösteriyor dediğiniz şey sizin yaklaşımınız ya.
Ya böyle bir cümle sarf edilir mi abi? Sen o kadar para eder misin? Bu kadar parayı nasıl? Size ne kardeşim? Adama soru soruyorsun, adam sana cevap veriyor. Belki de sana gelmek istemediği için böyle söylüyor. Belki de sana gelmek istemediği için böyle söylüyor. Çocuk belki Galatasaray'a gitmek istiyor. Yani Fenerbahçe'ye gidince iyi, güzel, karakterli ama geliyorsun, dönüyorsun, bakıyorsun Fenerbahçe'nin teklifini, Başkan Ali Koç'un o kibirli yaklaşımını beğenmediği için reaksiyon gösteriyor ve karaktersiz oluyor. Böyle bir şey olabilir mi abi? Böyle bir yaklaşım olamaz. Bu insanlık dışı bir yaklaşımdır. Yani bu söylem Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç tarafından henüz daha yalanlanmadı. Bak henüz daha yalanlanmadı. Ve dilerim ve yani samimi söylüyorum. Bu söylem yalanlanmadığı için söylüyorum. Şimdi söyleyeceğim şeyi umarım Abdülkerim Fenerbahçe derbisinde ilk 11 oynar ve muhteşem top oynar. Bir gol atar, 3 tane de gol asist yapar. Ve siz çünkü bundan anlıyorsunuz ya. Ya böyle bir kimse kusura bakmasın ayıptır. Böyle bir saygısızlık yapılabilir mi? Neymiş kardeşim para? Ya para dediğin nedir abi? En sonunda pamuğu tıkıyorlar gidiyorsunuz abi. Hiçbir yere götüremiyorsunuz abi parayı. Artık pamuk yok. Silikon sıkıyorlar tamam. Silikonun pamuğu tıkıyorlar gidiyorsunuz abi. Bir tane kefen işte toprağın altına gidiyorsunuz. Bu para nedir kardeşim? Bu para hırsınız. Yani her şeyi satın almış olabilirsiniz abi paranızı verip. Suyu, kolayı, sodayı, arabayı, evi, holdingi, barajı, inşa, enerji santralini, ne bileyim ülkenin yarısını, fabrikayı, arabaları. Tamam da kardeşim bu nedir ya? Bu nedir ya? Böyle bir para. Yani bu kadar şımarıklık olur mu ya? Ne zannediyorsunuz abi kendinizi? Böbürlenme padişahım. Senden büyük Allah var ya. Vallahi billahi şimdi oteldeyim bas bas bağıracağım. Avazım çıktığı kadar bağıracağım. Kendimi keseceğim. Böyle bir yaklaşım olabilir mi? Siz ne zannediyorsunuz abi kendinizi? Karşınızda insan var ya. Bu bir insan ya. İnsan insan. Bu bir insan. Ama ben biliyorum tabii kendi çalışma arkadaşlarınıza nasıl davrandığınızı da biliyorum. Çok normal. Siz öyle öyle görmüşsünüz çünkü. Siz öyle yaşamışsınız. Öyle doğmuşsunuz. İnsanlara istediğin gibi hakaret et. Ne de olsa bir şey olmuyor. Param var. Ne paraymış be kardeşim? Para karakter satın alıyor mu? Gördünüz mü? Para karakter satın alabiliyor mu? Abi sonra karakter zafiyeti içindesin dediğin oyuncuya yöneticilerin telefon açıyor diyor ki ya başkan sinirliydi. Onu söylemek istemedi. Üzgündü, diyor. Sinirliydi. Sonra diyor ki ya biz özel uçak gönderelim, aldıralım. Sonra sen özel uçağını da göndersen bu çocuğa Galatasaray'ın aldığı paradan daha fazla da teklif etsen bu çocuk oyuncunun sana, söylediği şeyi sana net söyleyeyim mi? Karakterli olduğu için ya bu çocuk karakterli olduğu için gelmiyor. Zaten mevzu var. Onu söylüyorum işte. Parayla karakteri satın alamıyorsunuz işte. Paranız var da ne oluyor yani? Bu cümle karakter zafiyetidir bence. Ama kağıttan uçaklar yapı Galatasaray video ile size gönderme yapıyor. Yani siz İrfan Can'da böyle hiç gol atmasa ne olur? Bilen yapıyordunuz ya o da böyle uçak yapıyor işte. Bak Galatasaray'da hiç... Erden Timur'u ayakta alkışlıyorum. Erden Timur'u ve Dursun Özbey'i. Abdülkerim Bardakçı'yı son anda bak hepsinden daha sonra devreye girdi. Önce Beşiktaş'ın ilgi alanındaydı. Sonra Fenerbahçe bitirme noktasına getirdi. Galatasaray ilgileniyordu ama hep uzaktan bakıyordu. Son anda baktı hop tereyağından kıl çeker gibi çıkardı. İkisinin de masasından aldı hop Galatasaray formasını giydirdi. Tebrik bir başka ediyorum. Bir şey ben de tebrik edeyim de ben şurada birazcık temkinli davranıyorum. Çünkü bu tip transferlerde genel anlamda oyuncuların performansından böyle negatif bir şey oluyor. Hani Fenerbahçe ile Galatasaray çekişiyor bilmem ne şu bu falan filan derken her nereye giderse gitsin çocuk bir şekilde eski performansını gösteremiyor. Umarım ve dilerim bunun tam tersi olur Abdülkerim'de. Vargas'la ilgili birazdan Kubilay bilgi vereceğim. Abi hayırlı uğurlu olsun. Galatasaray çok önemli bir transfer yaptı. Türkiye'de bütün büyük takımların, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyuncuyu Galatasaray forması giydirdi. Geçmişte bunlar Mustafa Cengiz döneminde de, Burak Elmas döneminde de böyle olmuyordu. İşler orada biraz daha nezaketli falan yürüyordu. Burada artık nezaket falan yok. Yani çünkü Galatasaray'a nezaketli davranılmadı. İşte aynı Getson'da da nezaketli davranılmadı Galatasaray'a. Ne bileyim şeyde de İrfan Can'da da nezaketli davranılmadı. Galatasaray'da Getson da böyle, İrfan Can da böyle, Abdülkerim de böyle dedi. Demek ki bu dil bu dedi. Bu da Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Onu bir kere söyleyeyim. Hayırlı uğurlu olsun. Hem Kazım Can transferi bu şekilde oldu. Hem de Abdülkerim Bardakçı. Bu arada Galatasaray lig içinde şu an için
Türkiye içinden herhangi bir transfer yapmayacak. Onu dondurdu. Yani şu anda herhangi bir isim yazılırsa Galatasaray'da Türkiye içinde doğru değil. Birçok bilgi vereceğiz şimdi. Galatasaray'daki bilgilere başlıyoruz. Az önce bir izleyicimiz İlhan sordu galiba. Neydi ismi? Vargas'la ilgili. Hemen onunla başlayayım. Galatasaray'ın gündeminde Adana Demirspor'da forma giyen Vargas var ya. Vargas falan yok Galatasaray'ın gündeminde. Onu söyleyeyim. Kimse Vargas'la ilgili bir şeyi düşünmesin. Vargas Galatasaray'ın transfer listesinde yok arkadaşlar. Bugün net sordum. Aldığım net cevabı sizle paylaşıyorum. Neydi çocuğun adı? Vargas. Galatasaray Vargas'ı istedi mi? İstemedi ve istemiyor da. Onu bir bilgi olarak sizle paylaşıyorum. Bu sizi heyecanlandırmamıştır muhtemelen ama. Şimdi heyecanlandıracak bir şeye başlıyorum. Ben Galatasaray'ın transfer listesindeki bir numaralı ismi açıklıyorum. William Carvalho. Neden bir numaralı isim? O çok büyük yetenek. Evet. Çok büyük yetenek. Şimdi bir numarası diyoruz. Şöyle yani en çok uğraştığı oyuncu. Birincisi bu oyuncuya geçtiğimiz yıl West Ham United 30 milyon euroluk bir teklif yaptı. Ama oyuncu kulüple anlaşamadığı için bu transfer yattı. Onu da söyleyeyim. 30 milyon gibi bir rakam teklif edildi ama West Ham United'a oyuncu anlaşma sağlayamadığı için Premier Lig'e West Ham United'a bu oyuncu transfer olmadı. Şimdi son derece yüksek bir maliyeti var. Yani normal şartların üstünde, Türk kulüplerinin üzerinde bir şeyi var, maliyeti var. Ama bu oyuncuyu transfer etmek için Galatasaray yönetimi inanılmaz bir çalışma içerisinde. Son derece yoğun bir çalışma yürütüyorlar. Onu da söyleyeyim. Masadan Türkiye gelmesi... Masadan kalktığın iddiası... Hayır oldu. Değil. Hayır masada değil. Masada. Galatasaray hala masada. Evet. William Carvalho için Galatasaray hala masada. Oyuncuyla anlaşamamıştı. Çünkü o dönem 3,5 milyon euro gibi bir maaş beklentisi vardı. Yine Galatasaray'dan beklentisinin de bu yönde olduğuna dair bilgiler alıyorum. Yüksek maliyeti sebebiyle Türkiye'ye gelme ihtimali sanki biraz düşükmüş gibi geliyor ama hiç belli olmaz bu transfer sürecinde. Weghorst'ta da mesela Beşiktaş başka bir taraftaydı, başka bir tarafa doğru kayıyordu, tık diye buraya geldi. Transfer sıcak iştir, bir günden bir güne değişebilir ama William Carvalho için Galatasaray henüz daha masadan kalkmış değil, hala masada. Maliyeti yüksek ama Galatasaray yönetimi bu oyuncunun transferi için keserin ağzını açmış durumda, onu da söyleyeyim. Çok heyecan verici bir oyuncu olduğundan bahsediliyor Gökhan. Çok önemli bir oyuncu. Yani bugün sen bu oyuncunun yani şimdi çok detayına girmeyin. Yani, girme detayına yani yurt dışındaki menajer bağlantılarıyla da görüştüm. Onlar hani evet bir ilgi olduğunu söylediler ama çok da fazla detay yani vermediler. Zor transfer. Efendim? Zor transfer. Evet yani. Yani şöyle Türkiye'ye gelme şansı zor dediler. Hani ama imkansız diye bir şey yok. Bir menajer zor diyor ama öteki türlü bir yerden bir tık bir şey oluyor. Bir masaya bir 500 bin euro daha geliyor. O menajer hop birden ayağa kalkıp kırmızı kurdeleler, paketler, uçak biletleri şak 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 ve paket havası Türkiye'ye geliyor. Zor. Zor bir transfer ama Galatasaray hala masada, onu söyleyeyim. Aynen. Bendeki bilgi de bu. Ve bunu Gökhan senin yurt dışından teyit ettiğin şeyi Galatasaray yönetimine de teyit ettim ben. Galatasaray yönetimi sonra diyor ki kimisi havuzda yatıyor, kimisi bilmem nerede yatıyor, kimisi de çalışıyor. Biz de havuzda yattık değil mi? William Carvalho ile Galatasaray'ın masada olduğu Galatasaray yönetimi tarafından teyitli bilgidir arkadaşlar. Galatasaray William Carvalho transferini bitirebilmek için yoğun bir çaba sarf ediyor ve hala masada. Bu bilgiyi de ben de Gökhan'a ek olarak ekleyeyim. Şimdi Solbakken'e geçmeden önce Marka ile ilgili bir bilgi paylaşacağım. Marka ile ilgili Galatasaray'a ikinci teklif geldi Zenit Kulübü'nden. Bugün Zenit Kulübü'nün bir menajeri, bir yöneticisi bunu yalanlamış. Ama bu da teyitli bilgidir, onu da söyleyeyim. Galatasaray Kulübü'ne 10 milyon euroluk bir teklif, net rakam koydu. Galatasaray'a Marka ile ilgili gelen ilk yazılı teklif bir kulüpten. Zenit'in teklifi 10 milyon euro. Galatasaray bu teklifi hemen reddetti. Geçen de söylemiştik. Galatasaray 15 milyon eurodan aşağıya verilen her teklife reddedecek ve hiç kimseyle 15 milyon euronun altında masaya oturmayacak.
15 milyon euro ile masaya oturması demek 15 milyon euroya satacağı anlamına gelmesin sevgili Galatasaray taraftarı. Galatasaray yönetimi 15 milyon euro ile pazarlıklara başlayabileceğini söylüyor. Bunu anlatabiliyor muyum? O şöyle şimdi bu, hayır anlatamıyorsun bu cümleyle, ben şöyle söyleyeyim. 15 milyon euro gibi bir teklif geldiğinde o teklife red cevabı vermeyecek. Evet, doğru cümle bu. Oturacak, evet. Ha, yani red cevabı vermeyecek. 15 milyon altındaki bütün teklifleri satmıyoruz cevabı veriyor Galatasaray yönetimi. Ama 15 milyon euro gibi bir teklif geldiğinde o zaman görüşmelere başlayabiliriz, görüşebiliriz. Buyurun gelin ya da işte bir teklifimiz şu, siz 15 veriyorsunuz ama biz şu kadar istiyoruz gibi bir pazarlığa başlayabilir. Yani onay, görüşmelere onay alabilmesi için marka transferinden Avrupa'daki kulüpler ilk teklifleri 15 milyon euro olmak zorunda. Aynen. Galatasaray'da Marka ile ilgili de bir bilgi vereyim. Marka Galatasaray'dan ayrılmak istiyor Gökhan. Eğer Galatasaray'ın da memnun edeceği bir durum olursa, Erden Timur biliyorsun bunu basın toplantısında söylemişti. Yani biz takımdan birini gönderme niyetinde değiliz ama oyuncularımızın tercihi gitme yönünde olursa o zaman Galatasaray kulübünde tatmin eden teklifler gelirse değerlendiririz demişti. Marka Galatasaray'dan Sevilla'ya gitmek istiyor. Bunu menajeri aracılığıyla Galatasaray'a iletti. Ancak Sevilla'nın da şu anda masada Galatasaray'ı tatmin edecek, Galatasaray'la oturup pazarlık masasında bu transferi görüşeceği bir teklif henüz yok. Galatasaray Zenit'e gitmek istemiyor Marka. Tercihi Sevilla, ilk tercihi. Sevilla'da eğer 15 milyon euronun altında devam ederse tekliflerine 10-11 o civarda geziyor şu anda. Marka'nın menajeri aracılığıyla bu da. Yani tek yazılı teklif Zenit'ten. Galatasaray'ın masasındaki teklif 10 milyon euro. Galatasaray bu teklifi, iki teklifi de reddediyor. Yani diyor ki 15'ten aşağı istemiyoruz. Ama Marka'nın Zenit'e gitmek istemediği bilgisi bende var. Onu da... Ya ben de yani Sevilla'da kupa kazanmak garantisi var neredeyse. Adamın İspanya'ya yaşamayı istemesi çok mantıklı. Zenit'te yaşıyor. Yani ülkeden ülkeye değişiyor abi. Şimdi mesela bir futbolcuysan Türkiye'ye getirebilmek için normalde aldığı 1,5 milyon euroysa Türkiye'ye getirebilmek için işte 500 bin euro daha fazla ya da 1 milyon bazen daha fazla veriyorsun ya. O verdiğin rakamların sebepleri de bu işte. Mesela Zenit daha yüksek maliyete çıksa, Marka'ya biraz daha fazla maaş önerse belki Marka'nın kafasını çelebilir ama oyuncu İspanya'da oynamak istiyor. Sevilla'da oynamak istiyor. Sevilla'da yaptıkları, Sevilla kulübünün başardıkları ortada. Ben de olsam, ben de mesela Sevilla tarafına futbolcu olsam, ben de Sevilla tarafına gitmeyi tercih edebilirim. Avrupa'da gösterdiği başarılar sebebiyle söylüyorum. Peki, gelelim Solbakken'e. Solbakken'e geçmeden önce falan diyormuşum. Yani bugün var ya şu Solbakken'den geçmeden önce cümlesini herhalde 600 kere falan kullandın. Şu an canlıda kaç kişiyiz anlık? 11.300 kişiyiz. Tamam. Geçebilirsin Solbakken'e. Ya da önce Solbakken'e geçmeden önce Kaan Ayhan ve Mert Müldür'le ilgili bir şeyler söylesene. Evet, William Carvalho'dan sonra Galatasaray'ın ikinci gerçek hedefini söylüyoruz. Solbakken. Galatasaray Fatih Terim döneminde de bu oyuncuyu çok istedi. Bu oyuncuyla Galatasaray anlaşmaya çok yakın, onu söyleyeyim. Solbakken'le, oyuncu tarafıyla. Oyuncu tarafıyla Galatasaray sözleşme yapmaya çok yakın. Bu bilgiyi sizle net olarak paylaşayım. Operasyonu bizzat Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur yönetiyor Solbakken operasyonunu. Galatasaray adına menajerlere yetki belgeleri verildi. Solbakken konusu oyuncu tarafıyla neredeyse anlaşmak üzere Galatasaray. Bu bilgiyi paylaşayım. Henüz anlaşma sağlanmış değil, imzalar atılmış değil ama oyuncu büyük oranda Galatasaray'a gelme konusunda ikna. Kulübü Bodo sözleşmesinin bitimine 6 ay kalmış olmasına rağmen oyuncunun İtalya'dan da isteyen kulüpler var oyuncuyu. Oyuncuyu bu arada Okan Buruk'a da izletmişler oyuncuyu. Okan Buruk da ısrarla Solbakken'in alınmasını istiyor. Çok yetenekli bir oyuncuymuş. Ben çok bildiğim bir oyuncu değil. Daha önce Fatih Hoca da çok istiyordu Solbakken'i. Okan Hoca'ya da bu oyuncu izletilmiş ve Galatasaray bunu yeni değil, bir hafta 10 gündür çok inceleyip sık dokuyup çok gizli bir operasyonla bu operasyonu yürütüyor. Ta ki dün spor gecesi söyleyene kadar artık buradan sonra Solbakken operasyonu net bir şekilde herkes tarafından duyulacak.
Galatasaray'ın hatta şunu söyleyeyim, eli büyütüp bir ileri götüreyim. Bitirmeye en yakın olduğu transfer olarak görüyorum ben bunu. Yani en yakın oyuncu olarak görüyorum Solbakken'i. Solbakken'in kulübü 2 milyon euro civarında bir bonservis istiyor Gökhan. Yani 2'nin altına da düşmüyor. 2 civarı diyeyim. Belki artı eksisi vardır. Ama o civarda bir bonservis talep ediyor. 6 ay sonra sözleşmesi bitecek bir oyuncu için. Galatasaray bu rakamlara çıkmıyor. Galatasaray'ın kafasında belli bir rakam var. Bu rakam 1 milyonun bile altında. Galatasaray oyuncuyla 6 ay kalabiliyorsun, sözleşme imzalayabiliyor. Oyuncuyla imzalayıp ondan sonra gerekirse Modo'ya 6 ayın sonunda Aralık ayında transfer ederiz diyecek. Modo'yu biraz köşeye sıkıştırmak için bir mücadele veriliyor. Ama şunu söyleyeyim, Solbakken konusu Galatasaray her an bu oyuncunun transferini gerçekleştirebilir. Galatasaray'ın en yakın olduğu oyunculardan bir tanesi, bir hafta 10 gündür de çok gizli yürütülen bir operasyon. Okan Buruk'un da çok istediği bir isim. Gökhan. Ben oyuncuyu ben de bilmiyorum, çok fazla izlemedim ama Fatih Terim döneminde de isminin Galatasaray kulübüyle anılıyor olması ve hali hazırda yine yönetim değişti, hoca değişti, yeni hoca geldi, yeni yönetim, yeni başkan, yeni sportif AŞ yöneticileri. Ona rağmen yine hali hazırda bu oyuncudaki ısrar devam ediyorsa ciddi anlamda başarılı bir transfer olma ihtimali son derece yüksek. Başka türlü bir değerlendirme yapabilecek veri yok elimde çünkü. Ama şunu da söyleyeyim, Abdülkerim'i Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın masasından kaldırıp alan Erden Timur'un Solbakken transferini bu kadar çok istiyorken başaramama ihtimalini %0 görüyorum. Bak %0. Başaramama ihtimali. Eğer ki Galatasaray'a transfer olmazsa bu oyuncu, bunun sebebi Galatasaray istemediği için olur. Yok yok. Onu söyleyeyim. Değil. Galatasaray çok istiyor. Onu söyleyeyim. Yani burada... Hayır, ben söylemeye çalıştığım şeyi anlatabildim değil mi? Yani Galatasaray bugün 2 milyon euroyu verirse Solbakken'i yarın uçağa bindirip İstanbul'a getirir o pozisyonda. Onu söyleyeyim. Galatasaray sadece 2 milyon euroyu vermek istemiyor. Sebebi de 6 ay sonra bitecek sözleşmesi. Oyuncuyla imzalayarak bunu koz olarak kullanmak istiyor. Yani ben transferdir bu. Tabii son dakika her şey olabilir. Oyuncunun bu arada İtalya'da da pazarı var. Kulübü Bodo'nun bu rakamlardan düşmemesinin sebebi bu da olabilir. Ama yani Galatasaray oyuncunun kulübüne 2 milyon civarında bir rakam verirse yarın Solbakken İstanbul'a gelir o pozisyonda. Galatasaray sadece o paraları vermek istemiyor. Yani buradaki ben de o yüzden diyorum ki Galatasaray isterse bu oyuncuyu alır, istemezse bu oyuncu gelmeyecekse Galatasaray 2 milyon euro vermek istemediği için olmayacaktır. Şu anda zaten ya mesela atıyorum Fenerbahçe genelde bu tür hani işte Abdülkerim gibi oyuncuların transferinde kaybedince Galatasaray kendi listesini bir kenara bırakıyor, çöpe atıyor. Galatasaray'ın listesini bulup Galatasaray'ın listesindeki oyuncuları almak için çabalıyor. Eğer ki Solbakken konusunda Fenerbahçe devreye girer, yükseltir, başka türlü bir şeyler olur dönerse o zaman bilmem tabii. Ama şu anda Galatasaray'ın eli son derece kuvvetli, son derece iyi gidiyor iş. Senin de söylediğin gibi Solbakken transferini, Solbakken tarafını bitirdikten sonra kulübünü bitirmek çok çok da zor değil. Sonuç itibariyle 6 ay sonra bedava vereceksiniz. Ama şimdi en azından mümkün olduğunca bu oyuncuyu yüksek maliyetten satabilirsiniz. Aynen öyle. Tabii şimdi insanlar şey diye düşünüyorlar. Kerem Aktürkoğlu var. Yunus Akgün var. Ya bu çok uzun bir yola çıkıyorsun. Bu oyuncu 23 yaşında çok Norveç milli takımının oyuncusu. Yani çok gelecek vaat eden oyuncu. Yani alternatifli bir kadro, yani müthiş bir oyuncu olduğu söyleniyor. Yani Galatasaray bu oyuncuya yatırım yapacak, bedava aldığını düşün. Yani ya da 300-500 bin euroya falan aldığını düşün Gökhan. Yarın öbür gün bu oyuncuyu 5'e, 6'ya, 10'a satmayacağının garantisi yok. O sebeple yani bir yatırım gözüyle de bakılabilir Solbakken'e. Muhtemelen Galatasaray yöneticileri de Solbakken'e bir yatırım gözüyle bakıyorlar. Bir kez daha söylüyorum, arkadaşlarımız yazmış. Galatasaray'da Solbakken transferini bizzat başkan vekili, Sportif AŞ'nin başkan vekili Abdülkerim Bardakçı'yı Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın masasından alan Erden Timur yönetiyor. O bilgiyi de
sizlerle paylaşmış olalım. Ayrıca Gökhan, Sassuolo'ya da biliyorsun Galatasaray bir çıkarma yapmıştı. Sassuolo'da iki oyuncu var. Kaan Ayhan ve Mert Müldür. Mert Müldür için Sassuolo'nun istediği ilk rakam 10 milyon euroymuş. 8 milyon kaçarak koşarak uzaklaşsınlar. Çalılıkların arasından sekerek uzaklaşsınlar. Nereye uzaklaştıklarını söyleyeceğim şimdi. 8'e düşmüş Sassuolo. Galatasaray kiralama teklifi yapmış Mert Müldür için Sassuolo'ya. Sassuolo'dan haber bekliyorlar. Yani belki kiralık artı satın alma opsiyonu olabilir. Galatasaray'ın şu anda Mert Müldür için Sassuolo'ya yaptığı ilk teklif kiralama teklifi. Kaan Ayhan için de Sassuolo 5 milyon euro bonservis istemiş Galatasaray'dan. Galatasaray'ın Kaan Ayhan'la görüştüğü ve gelmeye ikna olduğu, Kaan Ayhan'ın Galatasaray'a gelmeye ikna olduğu bilgisi var bende. Eğer 5 milyondan aşağıya düşerse Sassuolo pazarlıklarda Kaan Ayhan için, orada belirlenen rakam ne kadar onu bilmiyorum. O net rakamı söylemediler. Ama eğer 5 milyonun yani Galatasaray'ın istediği seviyelere gelirse bonservisi, Kaan Ayhan da Galatasaray'a transfer olabilir. Yani şunu söylüyorum. Galatasaray Abdülkerim Bardakçı'yı aldı diye Kaan Ayhan transferinden çekilmiş değil. Kaan Ayhan transferinde de Galatasaray hala masada. Bu bilgiyi de bizi izleyen izleyicilerimizle paylaşmış olayım. Önemli iki oyuncu Mert Müldür ve Kaan Ayhan Gökhan. Yani ikisi de yerli statüsünde oynuyor. Çok önemli iki oyuncu. Ben Mert Müldür'ün 10 milyon euroluk maliyetinin inanılmaz derecede yüksek olduğunu düşünüyorum. 8. Ben 10 milyon... ha, 8'e mi düştüler? Yani 8'e... tamam peki 8 de çok. 8 de çok. Mert Müldür için 8 milyon euro da çok. Daha doğrusu 8 milyon euro Türk takımları için çok. Yani yanlış söylemeyeyim şimdi Mert Müldür'ü değersizleştirmeye çalışmıyorum. Daha düzelteyim. 8 milyon euro bonservis Türk kulüpleri için, sadece Galatasaray için değil, Fenerbahçe için de, Beşiktaş için de son derece yüksek bir rakam. Dolayısıyla bu rakamlarda herhangi bir transferin yapılması son derece zor. Ben bu arada Abdülkerim için verilen bonservis ücretinin de çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Onu da hatırlatmasını söyleyeyim. Yani söylememiştim, şimdi aklıma geldi. 2.8 milyon euro da hiç de öyle yabana atılacak bir para değil. Çok ciddi bir para. Umarım ve dilerim bunun karşılığını verirler. 2.8 yüksek bir bonservis bedeli. Bunun sebebi tabii yani Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, hatta Trabzon. Herkes isteyince böyle oluyor. Aynen öyle. Yani sonuç itibariyle şu var. Fenerbahçe'ye de gitseydi 2.8'di. Beşiktaş'a da. Yani orada dün de söyledin sen. Konya Spor tarafı bunu bir pazarlık malzemesi haline getirmedi. Yani orada daha da yükseltebilirdi. Yani o 3 veriyor, siz 5 verin, 4 verin filan gibi. Birbirine çarpıştırmadı yani, anladın mı teklifleri? Bedel belirledi. Hanginiz veriyorsa, oyuncuyla da kim anlaşıyorsa o alsın dedi. Oyuncu da Galatasaray'ı tercih ettiği için Galatasaray'a geldi. Başka bakıyorum, Vargas'ı söyledik. Galatasaray'ın Vargas'la bir ilgisi yok. Yani şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Yani çok fazla isim var, evet. Yani transfer dönemindeyiz. Galatasaray'la ilgili çok fazla isim var. Bu isimlerin hepsi muhtemelen Galatasaray'ın geniş listesinde yer alıyordur. Yani Galatasaray bir mevki için en az 10 tane oyuncu vardır. Bu arada soldaken bir scout önermesidir. Emre Utkucan'ın liste, yani Galatasaray'a önerdiği bir isimdir. Yani bir kurumsal hafızanın sonucudur soldaken. Fatih Hoca zamanında da çok istenmişti devre arası, hatta neredeyse transfer ediliyordu. Daha sonra Galatasaray'da bu yönetimin de önüne geldi. Bu yönetim Okan Buruk'a izletti. Okan Buruk'un da ısrarla istemesi sebebiyle hedefin bir numaralı ismi oldu. Bir diğer isim de Sanson. Yani Galatasaray'da aslında hedef William Carvalho ile Sanson'u orta sahada yan yana oynatabilmek. Sanson'la ilgili de transfer çalışmalarını Galatasaray yönetimi sürdürüyor. Birisi 6, birisi 8 gibi düşünün. Orta saha William Carvalho ve Sanson, Galatasaray yönetiminin hedeflediği bir numaralı orta saha kurgusu. Sanson'u günler öncesinde söylemiştik spor gecesi izleyicilerine. Yani Türkiye'de Morgan Sanson ismini ilk kez spor gecesi dijitalde duydunuz. William Carvalho'yu ve sol bakeni, yani en azından sol bakenin bu dönemi için söylüyorum. Bu dönemi olduğu gibi Sanson da Galatasaray yönetiminin orta saha için William Carvalho ile birlikte yan yana oynatmayı planladığı kurgunun
bir diğer oyuncusu. Bu oyuncuyla ilgili de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Evet de bu bir transferdir. Transferde ne olur ne biter bilinmez. Ama Galatasaray yani 3-5 gün içinde bu saydığımız oyuncularla ilgili bir takım gelişmeleri herhalde ya biz duyururuz ya onlar duyurur. Bir şeyler olur yani 3-5 gün içinde. Bak bak sevgili Enes kardeşimiz geldi yine. İmdadımıza yetişti. Dilimiz damağımız kurumuştu. Sağ olsun Enes kardeşimiz geldi. Şimdi çok önemli bir şey söylüyor. Teşekkür ederim Enes'cim. Şimdi çok önemli bir şey söylüyor Haluk Yürekli değerli arkadaşlar şu anlamda. Şimdi sayısız isim duyuyorsunuz her transfer döneminde. Ama biz hemen hemen her transfer döneminde şunu yapmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğunca double yani birkaç yere doğrulatarak transferi vermeye çalışıyoruz. Şu zamana kadar Galatasaray'da hangi isimleri söyledik? Kaan Ayhan, Sanson, Mert Müldür, Solbakken, Carvalho. Bu arada az önce sen... Abdülkadir'i de söyledik. Abdülkadir'i hayır, de söyledik. Olmayanların... Ya bitmişin dışındakileri söylüyorum ya. Bitmiş o zaten. Bitmeden önce Abdülkerim'le de ilgisi olduğunu söylemiştik Galatasaray. Yavrucuğum tamam bitti transfer ya. Artık Abdülkerim Galatasaray'da ya. Bitti o. Onu geçtik. Kalanları söylüyorum ya. Yeni söylüyorum ya. Bitmemiş olanları söylüyorum ya. Allah Allah. Tamam söylemiştik. Baba her şeyi söylüyoruz biz. Okan Hoca'nın ilk tercihi bu. Ya Babayiğit bir dakika bir dakika ya. Sen mesajı okumadan önce bir hesap soralım Babayiğit'e. Babayiğit neredesin sen baba ya? Bu kadar zamandır. Neredesin sevgili kardeşim yani? Önce bir onun hesabını versen bırak mesajı al bunu al bunu Babayiğit'in mesajını al Babayiğit'in mesajını istemiyorum sebep yazsın neredeymiş niye yokmuş onu yazsın ondan sonra. Babayiğit'le Gökhan İnce arasında gerginlik var. Evet abi. Ne gerginliği canım merak ediyorum. Merak ettim sadece. Şunu söylemeye çalışıyorum bizim söylediğimiz isimler bunlar. Daha önce olmuş bitmiş gelmiş geçmiş transferleri bir tarafa bırakalım. Ama Galatasaray yönetiminin önündeki listede en önemli transferler bunlar. Öncelik Carvalho, ardından Sanson, Solbakken, Kaan Ayhan ve Mert Müldür'le de görüşmeler devam ediyor. Önemli bir isim Erden Timur. Bu zamana kadar gösterdiği performans anlamında önemli isim. Bu her transfer döneminde bunlar yaşanacak. Her transfer döneminde Erden Timur varsa bu iş biter gibi yaklaşımlara sahip olmasın Galatasaraylılar. Muhtemelen kaybedeceği savaşlar da olacaktır. Kaybedeceği mücadeleler de olacaktır. Ama Galatasaray taraftarının yeni sezona olan inancını arttırdı. Benzer inanç Fenerbahçe'de de var. Jesus'un gelmesi, transferlerin yapılması. Trabzonspor'da da var. Trabzonspor belki de ligde en erken transferlerini yapan takım. Şampiyon olmasına rağmen giden oyuncuları da oldu. Ama kadrosundaki halihazırdaki kadroyu 4 tane yeni transfer açıkladı. 2 tane de yeni transfer açıklayacağım dedi. Dolayısıyla kendi camianızın içerisinde bir hareketlilik kazandırmak için bu transferleri yapıyorsunuz ve bu transferleri açıklıyorsunuz. Karşılığında da taraftarların bir şekilde o rüzgara kapılmasını bekliyorsunuz. Bu anlamda Erden Timur'un bu zamana kadar gösterdiği başarı önemli, kayda değer başarı. Bundan sonrası da bakacağız, göreceğiz neler olacak. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Bizim verdiğimiz listenin dışındaki isimler asla yok, kata yok, onlar yok, şişirme falan demiyoruz. Yani bu arada hani Fatih Terim'in Galatasaray Kongresi'nde gelip oy kullandığı gibi de olmasın işler ha. Yani tamam mı? Sonra yapmayın yani öyle. Tamam mı? Yani oy kullanmaya geldi, oy kullandı galiba Dursun'a oy attı falan binan demeyin bak. Abi, demeyin. Herkes noterliğe soyunmuş. Bir isim söylüyorsun. Ya o oyuncuyla ilgilendiği doğru filan. Ya noter misiniz kardeşim siz doğru mu oğlum? Ya kimsiniz siz ya? O bey araştırdım sordum doğruymuş ya. Noter misin abi sen? Sen haberini ver ya. Ya biz ne haber versek insanlar arkamızdan yöneticiler arıyor. Bu doğru mu? Yani yalanlama yarışına girdiniz ya. Bırakın abi. Gazetecilik yapın ya. Ya noterlik yapmayın. Gazetecilik yapın. Aa o doğruymuş. Noter misiniz siz abi? Yani şey mevkis yeri misiniz siz? Ne diyorlar ona? Onay. Ha, onay mı merci misiniz? Bir kendinize gelin. Haddinizi bilin ya. Bir durun bir yavaş gelin ya. Neyse. Gökhan 59 dakika. Al işte. Sonra tamam şimdi git deme diyor. Ya sevgili baba. Kardeşim nerelerdesin? Özledik. Ben ne istediğimi söyleyeyim. Bu zamana kadar neredesin? Uzun zamandır yoksun o yüzden söylüyorum. Neredesin diye. Onu yaz dedim ya neredesin? Ne oldu? Niye yoksun uzun zamandır? Gerçi askıya alıyorum demiştin. Hanım izin galiba. Vermiyordu.
anım izin vermiyordur abi muhtemelen. Yani yok yok askıya alıyorum dedi. Bir şeyi askıya alıyorum demişti galiba. En son mesajı o olmuştu Baba İst'in. Sürekli yargı dağıtıyoruz. En sonunda yargıya düşeceğiz. O zaman bizi kim savunacak bakacağız göreceğiz ya. Hayır herkes yargı makamı gibi abi. Nevzat da dün şeyi yazmış. Samsung şey demiş. Rablarında Galatası doğru filan. Ya kardeşim Nevzat sen şey misin ya? Noter misin abi? Hadi isim de vereyim yani. Bizim abi yani, Nevzat burada yok şimdi. Ne gerek oradan, var Nevzat senin kardeşin? Samsung'u 4 gün sonra doğrulatmış Nevzat doğruymuş filan diyor. Ya kardeşim doğruymuş ne demek ya? Sanki şey. Ya bir de öyle bir haber mi var abi? Habercilik Nevzat'cığım öyle habercilik mi var? Başkanı ya Nevzat'ın. Kendisi Galatasaray Kulübü Başkanı diyor ki doğruymuş. Öbürü de diyor ki Galatasaray Başkan Yardımcısı asla yok bu. Yalan. İste de yok filan diyor. Ya kardeşim yani, de ki doğrulatamadım de. Şimdi arayın sorun araştırın. Söylüyoruz işte bütün detaylarıyla anlattık. Yapmayın yani. Bu işler olmaz. Böyle olmaz. Yani notercilik yapmayın. O yüzden yani ya, biz de soyunursak bu işe söylediğiniz her şeyi yani herkesin her söylediğini yalanlamaya kalkarsak ben yapamam abi ben onu takip edemem. Sen kendin yapıyorsan yap ya. 1-2 saat sürer yani. Hani bize de başlatmayın o yalan bu yalanı filan. Ay bana ne abi bir de onun yalanı. Ben hayatım boyunca bu 20 küsür senedir bu işi yapıyorum. Ben ömrü hayatım boyunca hiç kimsenin haberi gerçeği yansıtmamaktadır falan filan demedim ben hiçbir abi zaman abi ya. Ben doğrulatamadım dersin ya da ne bileyim yok mesela listede yok dedin sen bir tane oyuncu için. Vargas. Vargas'ı abi, sordular yok, sana sordum. Sen de yok dedin. Sordum Vargas'ı gerçekten ha. Sordum. Bugün gündem olmuş abi Galatasaray TT olmuş Vargas. Türk yani baktım sordum dedim ki Vargas var mı Galatasaray'ın listesinde? Yok dediler abi. Yani şimdi ne yapayım ben onu söylüyorum. Ya ben Gökhan Dinç Vargas demişti o, sordum doğrulattım bilmem ne falan demiyorum ki abi. Vargas'ı sordum yok dedi Galatasaray. Mevzu bu. Yani neyse abi ben bu işlere çok kafayı takıyorum. Meyve veren ağaç taşlanıyor işte. Bu işin kuralı bu. Biz de sinirleniyoruz gereksiz yere. Hiç aslında sinirlenecek yani zerre sinirlenmememiz gereken hikayeler ama işte maalesef biz de yoruluyoruz ya onun yorgunluğumuza versin izleyicilerim. Peki. Gökhan aman abi yorulunca başka türlü şeyler söyleme de sen bak üzülünce falan sonra karaktersiz falan dersin Allah korusun. Beğeni başkan abi, koskoca başkan diyor. Bir tane daha oyuncu ismi var. Yani bir yerden daha çek etmeye çalışıyorum. O oyuncuyu da oyuncunun menajerini ben arayacağım yarın. Tamam. Yarın arayacağım oyuncunun menajerini. Brezilya'dan hadi onu da söyleyeyim. Belki çalışırlarsa bulurlar. Brezilya'dan bir oyuncu. Dün hanım ve çocuklar Türkiye'ye tatile gittiler. Çocuklar gibi şenim diyor. Baksana abi Baba İst'e. Baba İst bekar kalmış çocuklar gibi şen. Hanım izlemiyor galiba. Hanım vermiyor demedim mi bak. Hanım gider gitmez düştü. Vay vay vay. Peki Baba İst. Hoş geldin kardeşim. Baksana Brezilya'dan bir oyuncuya ilgi olduğu doğru demiş Mehmet. Doğru ama ismini söylemeyeceğim şimdi. Çünkü bir yerden daha check etmem lazım ismi. Onu yarına saklıyorum. Çıkıbrao'nun hakikaten intihar acısı var mı? Morutan kiralaması doğru mu hocam? Scarpa ve Mario transferi hakkında gelişme var mıdır? Ben Scarpa'yı ve Mario'yu hiç duymadım. Yani olabilir. Yani mutlaka Galatasaray'ın listesinde olabilir ama yani benim bildiklerim yok. Ama şeyi de söyledik. Eyüp Spor istiyor Morutan'ı. Çıkıldağ ile ilgili de bir sürü haber çıkmıştı vakti zamanında. Ama ben mesela Çıkıldağ ile ilgili resmi teklif hiç duymadım Galatasaray'da. Morutan'ın da Eyüpspor'a dün söylemiştik evet. Abdülkerim Bardakçı transferi doğruymuş. Bir son dakika verelim Abdülkerim Bardakçı Galatasaray'da. Evet arkadaşlar gösterdiğiniz ilgiye yine bir kez daha sonsuz teşekkürler. Bizi anlık olarak fazlasıyla izliyorsunuz. Gösterdiğiniz sevgiye layık olmaya çalışıyoruz. Gün içerisinde inanın tatilde olmama rağmen ben hadi Haluk evde İstanbul'da hani günlük rutinini yaşıyor ama ben 3-4 günlüğüne geldiğim Kıbrıs'ta gerçekten bütün gün telefonum elimden teyit ettim Brezilyalı oyuncu doğru demiş. Elimizden telefon düşmüyor bir an olsun. Hemen hemen herkesle konuşuyoruz, görüşüyoruz. Mümkün olduğunca doğru haber vermeye çalışıyoruz. Allah hep söylüyoruz. Allah bizi size hiç utandırmasın inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Gel kardeşim Kaya Palazzo'dayım gel. Gel Umut bir kahvemi iç. Galatasaray'ın Umut Bozok'la ilgili bir planlaması var arkadaşlar. Onunla ilgili de vakti gelince anlatırız. İyi geceler diliyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Yılmazlar Et ve Kasap'ın sunduğu spor gecesi sona erdi.